1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 141 Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ordinat Yayınları Sayfa 141A. Yazma tür ve tekniklerini tanıma şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle şiir bir ana duygunun etrafında örgülenir. Şiirde her bir satıra mısra, dize denir. Şiirde dizelerin bir araya gelmesiyle şiir bölümleri, beyit, üçlük, dörtlük, vb ortaya çıkar. Şiirde bir söyleyici bulunur. Şiirdeki söyleyici şairin kendisi veya şairin rolüne girdiği bir kişi olabilir. Şiirin dil ve anlatım tekniğine uygun olarak bir hedef kitlesi bulunmaktadır. Her şiir, şairinin zihninde oluşan bir kurguya göre yazılmıştır. Örneğin bir şiirde birinci bölümden son bölüme doğru sıralama zaman akışına göre yapılırken, diğerinde eylemin oluş sırasına göre yapılabilir. İşte bu durum, şiirin bölümlerini belirler ve kurgu mantığını ortaya koyar. B. Uygulam aşağıdaki şiirde boş bırakılan yerleri teması, hece ölçüsü ve kafiyesine dikkat ederek kendi dizelerinizle tamamlayınız. Mihriban sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışım çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, yere değince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban, önce naz sonra söz ve sonra hile. Seneler asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Çözemedim çözülmüyor mihriban. Abdurrahim Karakoç, Bur Emri Aşk, Ayrılık, Kavuşma ve Ölüm gibi temalarda yazdığınız veya başka şairlere ait şiirleri çeşitli araç ve yöntemlerle sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya sergileyiniz. Cevap: 1. 2. Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 141 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.